Öncelikle ekmek fiyatları ile ilgili, eğer piyasada fırındaki ekmek fiyatları yüksekse bunu kontrol etmek zabıtanın görevi, ticaret odasının görevi. Eğer böylesine bir fiyat belirlemesinde yüksek karlılık görüyor ise fırıncılara ekmek fiyatını ticaret odası onaylamaz. Bunu da bizim zabıtamız kontrol eder, izin vermez. Ekmek üreticileri belki bir dönem para kazandılar ama son dönemde artık ekmek üreticileri un fiyatına yetişemez oldu. Elektrik, doğalgaz fiyatına yetişemez oldu. Yani bir maliyetine ticaret odasının ve belediyenin bakması lazım. Baktığında gördüğü rakamın üzerine de bir kar marjı koyup bunu onaylayıp halka satışına izin vermesi gerekli. Fakat belediye seçimlerde ve seçimden sonra vatandaşın enflasyon hesabını yaparken pazardaki fiyatla aldığı ekmekle mukayese ettiğini bildiği için sanki Türkiye'de hiçbir şey yokmuş, her şey eskisi gibi gidiyormuş duygusu yaratmak için ekmek fabrikalarında ürettiği ekmekleri önce 60 kuruşa seçim döneminde sattılar. Seçimden sonra da 80 kuruşa çıkarttılar. Bu ikisinde de zarar ettiğini biz AŞ'lerin net bir şekilde önümüze bu fırın Kaymek'in daha doğrusu içerisinde bulunduğu kurumun zararını kapatmak için bizden oraya bir sermaye artırımıyla geldiklerinde biz yine belediye meclisinde dile getirmiştik. Ya vatandaşa ucuz ekmek veriyoruz diye kurumu zarar ettiriyorsunuz. Bu zararı da Kayseri'nin bir tamamını ödetiyorsunuz. Bunu seçim döneminde yapıyorsunuz. Seçim bittikten sonra da fiyatı artırıyorsunuz demiştik. Özgür Bey de bu hafta bu konuyla ilgili yine bir bütçe veya sermaye artırımıyla önümüze konu gelince Kaymek'le ilgili bir konuyu, ekmek üretimiyle ilgili bir konuyu dile getirdi. Diyor ki, ekmek diyor vatandaş büfelerinizden bulamıyor. Yani yeterli ekmek üretmiyorsunuz demeye getiriyor. Ama belediyeler de burada akıllı davranıyor. Yeterince Kayseri kamuoyuna yetecek ekmeği çıkartınca fırıncıları yok edeceğini düşünüyor. Orada belediye ucuz ekmek veriyor, politikasını devam ettiriyor. Örneğin birkaç saat içerisinde gelen ekmeği satıyor. Sonraki saat diliminde sanki vatandaş ekmeği bulamamış gibi bir havaya giriyor. Yani burada CHP'nin demek istediği şu, ekmeği bir tamamen siz üretin, Kayseri'ye bir tamamen siz satın. Böyle bir durumda da fırıncıların bu işin altından kalkamayacağını kamuoyu biliyor. Bunun için ortaya bir hakem heyetinin kurulması, gündeme gelmesi bence uygundur. Belediye Başkanı, Ticaret Odası ve Fırıncılar Dernek Başkanlığı'nın bir araya gelip ortak bir karar, fiyat politikası açıklaması gerekli. Ama buna belediye zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de her şey eskisi gibi, ekmek fiyatları da yerinde, pazar fiyatları da yerinde politikasını düşünerek çok girmek istemiyor. AŞ'lerle ilgili aslında genel teamül şu, belediyeler vatandaşa hizmet için bir takım belediye meclisi kararları ve bürokratik işlere takılmamak için bir statüye dahil olup İçişleri Bakanlığı'ndan AŞ kurma yetkisi alıyorlar. Dolayısıyla AŞ'lerin hareket alanı bir aylık süreci belediye meclislerini beklemeden anlık kararlar alabiliyor, hizmet götürebiliyor. Bu çok güzel, mantıklı bir yöntemdi. Fakat şimdi belediyeler bu tür AŞ'lerini öyle bir hizmet noktasında ön planda kullanırken seçim dönemlerinde özellikle ulaşımlardaki ücretsizlikler, benzer hizmetlerde ekmek fiyatlarındaki düşük rakamlarla vatandaşa enflasyon yok imajı vermek kaydıyla açık verdiler. Bu açığı biz soramıyoruz. Biz belediyelerde AŞ'lerin hesaplarını sormakla yükümlü bir belediye meclisine hakim değiliz. Böyle bir yetkimiz yok. AŞ'ler tamamen bir şirket. Buranın da yetkilisi belediye başkanı. Belediye başkanı normal işletmesini idare eder gibi idare ediyor. Sadece burayı Sayıştay geliyor, inceliyor. Biz ondan sonra görüyoruz oradaki açıkları. Sayın başkanlar buradaki eksikleri bize söylemiyorlar. Hiçbir AŞ kar etmemek kaydıyla tabii ki öyle olmalı. Fakat eşit bir bütçe yapamıyor. Mutlaka zarar eden bir bütçeyle karşımıza geliyor. Bunları da Büyükşehir Belediyesi'nin kapatmasıyla ilgili sürekli bütçe artırımı, atıyorum sermaye artırımı, kaynak sağlamak gibi konularla önümüze getiriyor. Mesela bu AŞ'lerin maliyeye ve SSK'ya borçları vardı. Ödeyememişler. Bu AŞ'lerin kar amacı yoksa zarar amacı da olmamalı. Ama zarar etmişler, kaldı ki zararın ötesinde de maliye borçlarını ödeyememişler ve SSK'larını ödeyememişler. Belediyeye ait gayrimenkulleri SSK'ya ve maliyeye teklif etmek kaydıyla bu AŞ'lerin borçlarını ödüyor. Yani AŞ'ler batık bitik durumda, tabii ki hizmet etmek için gerekli bir kurum. Fakat kontrolü bizde olmayan, belediye başkanının çok rahatlıkla tek dudağıyla karar verdiği,
Bunun adına hizmet diyebiliriz. Bazen de zararlarını Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmek diyebiliriz. Kullandığı bir alan.